Bakın değerli izleyicilerimiz, sadece Kasım ve Aralık ayında Almanya'da yaklaşık 560 bin kişi işinden oldu. Rakamlar bize şunu gösteriyor: Koronavirüs ekonomik olarak çok büyük darbeler indirdi, indirmeye de devam ediyor. Almanya'da koronavirüsün ağır darbe vurduğu sektörlerden bir tanesi de biliyorsunuz: Gece hayatı, müzik hayatı, sanat hayatı. Gerçekten çok ciddi yaralar aldı. İşte Alman bir anne ve Türk kökenli bir babanın çocuğu olan 47 yaşındaki ünlü müzik sanatçısı Martin Kesici, RTL televizyonuna verdiği demeçte korona nedeniyle zor günler geçirerek depresyona girdiğini ve devlet yardımına yani sosyal yardıma muhtaç noktaya geldiğini söyledi. Sahne yaşamının tamamen sekteye uğradığını söyleyen Kesici Geçen yıl yeni albüm çıkardım, geniş bir turne programım vardı. Ancak pandemi nedeniyle hepsi iptal oldu. Tüm birikimlerin bitince maddi açıdan zor duruma düştüm. Sosyal yardım alabilmek için devlete başvurdum dedi. Ruhsal olarak da çok zor durumda bulunduğunu belirten Kesici ilaçlara geri döndüğünü ifade etti. Evet, şarkıcı ve söz yazarı olan Martin Kesici, 2003 yılında katıldığı bir televizyon yarışmasında birinci olmuş daha sonra çıkardığı albümlerle listelerin üst sıralarında yer bulmuştu ama bugün görüyoruz ki sosyal yardım alabilmek için devletin kapısını çalıyor. İşte koronanın ağır ekonomik darbe vurduğunun bir diğer örneği. Hayat bu kadar Almanya'da zorlaşmaya devam ederken bir de faturalara gelen zamlar Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın belini bükmeye devam ediyor. Bakın son bir yıl içerisinde elektriğe inanılmaz zam geldi. Haberin detaylarını hemen sizlerle paylaşıyorum. Korona salgını birçok alanda fiyatların artmasına neden oldu. Almanya'da korona ile birlikte elektrik ücretleri rekor seviyeye fırladı. Enerji sektöründe de tüketiciler elektrik için daha fazla ödemek zorunda kaldı. Çek 24 online sitesinin araştırmasına göre 2020 yılında Alman tüketiciler 2020 yılında bir önceki yıla göre 900 milyon euro daha fazla yaklaşık 3.7 milyar euro elektrik faturası ödedi. 2016'da 2020 yılına olduğu gibi 127 milyar kilowatt saat elektrik tüketildi. Ancak 2020 yılında aynı kilowatt saat tüketimi için yaklaşık 3 milyar euro daha fazla ödendi. Yapılan araştırmaya göre kilowat başına 27 sentten 30 sent artış olduğu ifade edildi. Yani 27 sentten 30 sente fiyatlar yükseldi. Almanya'da enflasyon yok, o yok, bu yok. Maaşlara zam yok ama elektriğe zam var. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle insanlar evde şimdi daha çok zaman geçiriyor. Pek çok insan home office olarak evinden çalışıyor. Hal böyle olunca da elektrik tüketimi artıyor ama bir taraftan da fiyatların arttığını görüyoruz. İşte elektrik fiyatlarının geldiği nokta. Ama maaşlar, maaşlar aynı. Sosyal yardımlar aynı. Çok şükür hiçbir zam falan yok. Hele hele bu koronavirüs döneminde işçilere tek kuruşluk bir koronavirüs yardımı yapılmadı. Emeklilere, ev hanımlarına tek kuruşluk bir korona yardımı yapılmadı. Bir sefere mahsus olmak üzere çocuk parası 150 euro ödemesiyle ilgili karar alındı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Merkel'in gitmesine surda 3-5 ay kaldı ama Merkel kemerleri sıkmaya devam ediyor. Yani kasayı kilitlemiş, anahtarı cebine koymuş, kimseye bir kuruş para vermiyor. Bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir, neden versin ya da esnaflara veriyor, oraya veriyor, buraya veriyor. Bakın arkadaşlar, 100 yılda bir meydana gelebilecek büyük bir olayla, salgınla karşı karşıya insanoğlu. Almanya gibi bir ekonominin şu anda vatandaşlarına en az ikişer bin euro sosyal yardım vermesi gerekiyor. Hiç kimse şunu söylemesin. Atma, tutma demesin. Bakın arkadaş. 100 yılda bir meydana gelen bir olaydan bahsediyorum. Almanya hükümetinin kasasında para mı yok kardeşim? Şimdi vermeyeceksin, ne zaman vereceksin? İşte 115 euro olan çocuk parasını 150 euroya yaptık. işte 10 kuruş getirdik, 20 kuruş bir kuruşlar konuşuluyor. Şimdi gidin çarşıya, pazara Almanya'nın hangi kentinde yaşıyorsanız yaşayın, hangi marketine giderseniz gidin. Bir yıl önceye göre fiyatlar en az yüzde %30 artmış vaziyette. Aldi'den örnek verelim. Aldi'ye gittiğimizde geçtiğimiz döneme göre kıyasladığımızda fiyatların arttığını gözlemlemiyor muyuz? Hangi mağazaya gidersen git, hangi Türk marketine gidersen git hiçbir önemi yok. Fiyatlar, gıda ürünleri en az yüzde %30 artmış durumda. Zaten bakın ben şunu söyleyeyim. Almanya pek çok vatandaşına eğer sosyal yardım vermese insanlar aç demektir. Ne kirasını ödeyebilir doğru düzgün, net evinin ihtiyacını karşılayabilir, ne de çoluk çocuğunun mutfak ihtiyacını karşılayabilir. Sosyal yardım olmasa Almanya'nın yarısından fazlası aç. Kusura bakmayın gerçek bu. Bir de bunu bakın sosyal yardımı devlet politikası haline getirmişler. Vatandaşı dilenci yapan bir sistem. Şimdi Almanya'da 700-800 euro emekli maaş alıyor değil mi pek çok insan? E nasıl geçinecek bunda? Kira desen ödeyemez, faturalar desen ödeyemez, mutfak ihtiyacı desen karşılayamaz. Üzerine bir tane ceket alamaz. E ne yapıyor sistem? Diyor ki ben sana diyor 700 euro emekli maaşı veriyorum diyor. Ama sen diyor benim kölem olacaksın, dilencim olacaksın. Her ay ben sana sosyal yardım vereceğim diyor. Kusura bakmayın sakın beni yanlış anlamayın. Diyor. 700 euro emekli maaşı vereceğine 2000 euro emekli maaşı ver. "De ki ben sana başka yardım yapmıyorum." de. Ama kardeşim 800-900 euro emekli maaşıyla bu adam ne yapsın? Nasıl geçinsin? Ev fiyatları Almanya'da uçmuş. Almış başını gidiyor. Ben bunları söylediğimde bazı izleyicilerimiz videoların altına yorum yapıyorlar. Diyorlar ki, "Kardeşim" diyorlar, "Biz dilenci miyiz?" Hayır, değilsin kardeşim. Bak yanlış anlıyorsun. Anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Beni almak istemiyorsun. Almanya ekonomisini anlatıyorum. Bak Türkiye'yi anlatmıyorum. Ben kıyaslamıyorum. Türkiye ile Almanya ekonomisi arasında kıyaslanmayacak kadar çok büyük bir fark var. Kıyaslamak doğru değil. Almanya'da para olması tamam diyeceksin. Para yok. Bu dönemde vermeyeceksin parayı. Vatandaşına ne zaman vereceksin? Merkel geldi, gidiyor. E Kardeşim yok 10 kuruş, 15 euro yok bilmem kaç sent falan bunlar konuşuluyor. Ya bunun vatandaşın hangi derdine derman olacak size soruyorum. Yani çocuğu olanlar benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Hadi gidin markete, çarşıya, ya bebeği olanlar. Hadi bakalım bir alın bakın bebek bezi. Alın bakalım onların temel gıda ürünlerini alabiliyor musunuz bu paralara? Tamam durumu iyi olanlar asla bir şey söylemiyorum. Allah daha çok versin ama özellikle bizim vatandaşlarımız içerisinde bakın aylık gelir ortalaması yaklaşık 2000 euro. Emekli alıyor 700-800 euro. E şimdi nasıl geçinecek kardeşim? Çoluk çocuğuna nasıl bakacak? Sakın biz Türkiye ile falan kıyaslamıyoruz. Ben sadece şu anda Almanya'yı konuşuyorum. Türkiye'de her şey dört dörtlük falan da demiyorum. Yine değerli izleyicilerimiz videoların altına yorum yapan izleyicilerimizden bir kısmı şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sen Almanya düşmanlığı yapıyorsun. Ya kardeşim bak beni gerçekten anlamak istemeyenler ya da videonun sadece ucunu, kıyısını, köşesini izleyenler bu yorum yapıyor. Bak kardeşim Almanya düşmanlığı ne demek? Yani burada ben emekli maaşı Almanya'da yaşayanların emekli maaşı düşük 700-800 euro emekli maaşı alıyorlar dediğimde Almanya düşmanı mı oluyorum? Çocuk parası 115 euro dediğim zaman düşük bu paralar yetmiyor dediğim zaman Almanya düşmanı mı oluyorum? Elektrik paralarına son bir yıl içerisinde neredeyse %20 oranında zam geldi dediğimde Almanya'da Almanya düşmanı mı oluyorum? Ne diyelim elimize bir tane davul zurna alalım. Merkel'i alkışlayalım akşama kadar. Allah razı olsun Merkel'den. Ya Merkel olmasa biz yaşamayacaktık. Merkel olmasa Türkler açtı mı diyeyim. Ne dememi bekliyorsunuz? Kardeşim emekli maaşları yetmiyor. Yetmiyor. Öyle bir sistem yapılmış ki 65 yaşında emekli oluyorsun. Bir ayağın çukurda sosyal yardıma muhtaç halde yaşıyorsun. E bu yaştan sonra gidip gezemedik, göremedikten sonra ne zaman mezarda mı gideceksin, gezeceksin, göreceksin? E yetmiyor çünkü para yok. Pek çok vatandaşımız şimdi Almanya'da konuşuyoruz, ediyoruz. Diyorlar ki Fatih Bey biz diyor nasıl Türkiye'ye gideceğimizi diyor her yıl kara kara düşünüyoruz diyor. Acaba uçak bileti şu olur mu? Acaba gitecek işte biraz dinlenmek istesek bir yere gitsek acaba paramız yeter mi? E pek çok vatandaşımız bu halde. Her geçen gün Almanya'da hayat daha da zorlaşıyor. E şimdi bunu anlatınca diyorlar ki sen Almanya düşmanlığı yapıyorsun. Ya kardeşim bak ne münasebet ya. İyiye iyi, iyi kötüye de kötü diyoruz. ama anlamak istemiyorlar. Yani gelinen noktada değerli izleyicilerimiz Almanya'da bu sosyal yardıma muhtaç halde vatandaşı yaşatma politikasının kaldırılması gerekiyor. Doğru düzgün maaş vereceksin. Adam senden gelip sosyal yardım istemeyecek. Ama biz vatandaşı devletin kapısından ayırmıyoruz. Vatandaş hala devletin kapısında Sosyal yardım ver, onu öde, kiram öde, bunu yap. Kardeşim, ne zamana kadar? Üç gün sonra diyelim ki Alman ekonomisi işte e, ufak bir zarar gördü. Diyecekler ki biz şu şu şunlara sosyal yardım yapıyorduk ama artık yapmama kararı aldık dedi, diyecek. Ama sen onun yerine vatandaşına insanca, insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceği bir maaşı ver. Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda bu konuyla ilgili emekli devini Facebook ve Instagram hesabına mesajlar alıyoruz. Yetmiyor diyorlar. Yetmiyor.